Çok mükemmelsin. Büyük tehlikedesin. O senin her hareketini izliyor. Bu yüzden dikkatli olsan iyi olur. Annem misafirleri sevmez. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kübra Nisa var. Kübracığım iyi misin sen? Ne oldu böyle? Niye önünde öyle bir şey tutuyorsun ki? Çünkü... Yerde yedik ağzım ağzı. O gün yağız oldu. Yerde yedik ağzım ağzı. Ne yapayım? Ağzıma sıktın, ne yapıyorsun? Kırayım hani, kırayım da kurtarayım diye düşündüm. Ne bileyim. Gerçekten ağzıma sıktı bu da yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün Puppy Playtime Chapter 2 ile alakalı harika bir bölümle karşılarınızdayım. Kübra'cığım biliyorsun oyun yapmak çok zor bir şey. Tabii ki biz oyun oynarken belki de en basit kısmını yapıyoruz. Çünkü oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Fakat arkadaşlar oyun yapmak gerçekten çok detaylı bir iş isteyen bir şey. Ve bu oyunlar yapılırken seslendirme bölümü oyun karakterlerinin rengini belirleyen bir olay. Kübra'cığım daha önceden seslendirme yaptın mı? Evet. Kendi videomda. Ayrıca kendi videoda yaparsın zaten. Bugün işte anca orada yaparsın. Mesela bir oyun karakteri seslendirsen kimi yapmak isterdin? Kimi yapmak isterdim? Mesela Winx'teki Stella'yı yapmak isterdim. Stella'yı? Evet. Güzel. Yani çizgi film kahramanı yapmak isterdim evet. Daha çok. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de Parpak Girls'teki Bubble falan var ya, onları yapmayı çok isterdim. Bence çok tatlı. De. Evet, güzel. Sesin giderdi bu arada ona. Bir de şey, Kayun'un dedesini yapmak. Pepe'nin dedesini. Kayırın dedesi var diyorum ben de. Evet Kübra'cığım, biliyorsun Puppy Playtime'da da tabii ki birçok insan seslendirme sanatçısı olarak çalıştı ve gerçekten haklarını çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Puppy Playtime Chapter 2 bölümü, yani bölüm 2'de en çok sevdiğin ses olarak karakter kim? Tabii ki Mami Longlegs arkadaşlar. Mami Longlegs'i çok beğendim. Ben de Puppy'yi çok seviyorum. Onu seslendiren çok tatlı seslendirmiş. Aynen. Biliyor musun? Böyle çok narin ve çok tatlı bir sesi var. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bugün ilk olarak seslendirme sanatçılarını birlikte izleyeceğiz. Ondan sonra da bizler Puppy Playtime Chapter 2 karakterlerini seslendirmeye çalışacağız. Yes! Bakalım neler olacak, nasıl bir bölüm olacak. Lütfen bizlere destek vermeyi ve bol bol like atmayı unutmayın deyip hemen o zaman bu sanatçılar kimlermiş onları tamam, görelim Kübra. Ben Kesimisi'yi seslendireceğim. Tamam ben de... Kesimisi konuşmuyor ki. Ben de inandım, bekliyorum nasıl diyeyim. Evet, hadi arkadaşlar o zaman hep birlikte geçelim, neler olacak görelim. İlk olarak Kübra'cığım, oyunumuzun biliyorsun zaten bu fragmanla başlamıştı. Mami! Kugi'yi çekiyordu. Evet, sanatçılarımız bu abilermiş. Mesela bu abi kendisi bilim adamını seslendiren biriymiş. İlk olarak Kesimisi ile başlıyoruz Kübra'cığım. Kesimisi'nin sesi var oyunda fakat belli başlı yerlerde hani bu butonlara tıkladığımızda sesler çıkıyordu ya, orada çıkan bir ses var. Yapan sanatçı ablamız da Emily isimli bir kişi. Valla Emily abla çok güzel yapmışsın. Ben senin hayranınım. Bana like at. Evet şimdi ilk olarak bir sesini dinleyelim birlikte. Hadi dinleyelim, merak ettim arkadaşlar. Ben de merak ettim, bakalım. Parker Parker. 3, 2, 1. Yapabilirim ben. Yapabilir misin? Hadi dene bakalım. İlk başta ne diyordu? What about you mu diyor? Ha, öyle bir şey diyor. Sen kendi kafandan bir şey uydur. What about you? 1, 2, 3, 4. Fena değil, evet. Çok benzetemedim arkadaşlar da çok azıcık da olsun. Tamam. Kadın karakterleri Kübra'ya bırakıyorum. Ben tamam. Yapmak istemiyorum çünkü kadın karakterleri. Tamam. Belki Papi yapabilirim. Tamam. Papi için özel bir şeyim var. Devam edelim. Başka bu abla başka karakter seslendiriyor mudur bakalım. Sence? Tanıdık geliyor mu? Yok. Bence Mami Longlegs de olabilir ya. Çok ne? Yani hem Kesimisi hem Mami'yi mi seslendiriyor? Evet, ses olarak çok benzettim. Bilmiyorum ki, bakalım mı? Bakalım hadi. Hadi. Daisy isimli bir karakter vardı. Bu oyunda çok fazla gördüğümüz bir karakter olamadı. Normalde eklenecekti fakat evet. Sonradan kaldırdılar. Ablamız aynı şekilde bunu da seslendiriyor. Yine arkadaşlar öyle oyun içerisinde dokunmatik tuşların olduğu yerlerde seslerden bir tanesi. Bunun sesi çok böyle tatlı aslında. Ama ne dediği anlaşılmıyor burada. Anlaşılmıyor. Lan patladı. Hugi ne yapıyor, patladı Hugi. Hugi dayanamadı buna.
Ya bu çok sıcak tutuyor. Bu ayrı bir şey abi. Kışın, atkı olarak kullanabilirsin. Kışın ben bunları kolunu uzatıp valla atkı yapacağım. Çok güzel ya. Şu güzelliğe bak. Ne yapıyorsun lan? Öpücük konduruyor yanına. Aynen öyle bir sarılmış. Abicik mucuk mucuk. Maymun mucuk, gibi mucuk, duruyordu. Mucuk, mucuk, mucuk. Şimdi devam edelim. Yine bu açıldı. Tamam devam edelim. Evet, sen benim en iyi arkadaşımsın tarz bir şey. Mesela Kübra, bu tarzda bir ses çıkartarak Türkçe bir şey söyleyebilir misin? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Evet, benziyor bak gerçekten o. Çok olarak tamamen aynısını yapmam imkansız arkadaşlar ama. Tabii ki ama. İmkansız ama yine ses tonun yakın yani. Alırım, giderdi, karaktere giderdi. Evet, şimdi arkadaşlar. No. Evet, Bunzo Bunny'yi seslendiren. Hiç sevmediğim karakter oyunda ya. Abimiz buymuş. Nasıl okunuyor ki bu abimizin adı? Bir şey diyeyim mi? Adam zaten Bunzo Bunny'e benziyor yüzü. Abi sen kendi kendinle konuşmuşsun. Sen yaparsın bu işi bence. Abimiz gerçekten Bunzo Bunny'e aşırı derecede benziyor tipi. Böyle bile. Bir bakalım nasıl bir sesi varmış. Bir dakika, ben bunun sesi kız sesi sanmamıştım. Değil mi? Ben de aynı şekilde. Ya kıza benziyor da erkek sesi oldu belli ya. Diyor ki bugün benim doğum günüm. Bugün kimin doğum günü diyor. Hadi yap bakalım. Madem kıza benziyor sen yap. Tamam, bir daha aç bakayım, bir daha dinleyeyim sesini. Hadi bir daha dinle, aynı şekilde istiyorum ama. Know when your birthday is. June 28. Ne, no, no one day birthday diyor. Ha, bugün kimin doğum günü diyeceksin. No birthday one day. Kız Türkçe söylediğim İngilizce söylüyor. İngilizcesi daha kolay söylüyor. Tamam, Türkçe söyle. Bugün benim doğum günü. Evet, benziyor gibi yani, çok da değil çok yani. Çok da değil, buna benzetmek zordu, ben yapamam bunu. Ya sesini inceltmen lazım. Bugün kimin doğum günü? Seninki daha yok. Böyle cırtlak sesli biri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aa, benim favori karakterim ya. Boogie Wood. Çok iyi. Bunu tam böyle DJ gibi yapmışlar sesini. Dur bakalım bir dinleyelim. Boogie. Çok güzel. Sen arkadaşlasın. Bir geri alalım, tekrar dinleyelim. Am I a real boy? Evet. Yani bunu, ben gerçek bir oğlanım. Bunu mesela Boogie. Bunu Türkçe çevirecek olursak. Ben gerçek bir oğlanım. Bo. Bo. Ne yapayım? Boogie ismi mi? Boogie bo. Boogie bo. Ben. Bu da keçi gibi oldu. Aynen keçi gibi oldu. Ben gerçek bir çocuğum. Boogie Board. Yok ya, çok güzel. Bak bu İngilizcesi güzel. Zaten bunu bilgisayar programlarında da keserek yapıyorlar. Mesela adam şey diyor, ben Boogie Board'um diyor. Hani sonra keserek aralara DJ'imsi bir şeyler ekliyorlar. Tabii ki bu efekt ağırlıklı olduğu için birebir yapmak daha zor. Evet. Abimiz bu arada gerçekten güzel bir seslendirmeciymiş. İkinci yaptığı karakter oldu bu da. Oha! Hugi Wugi'yi de bu abi seslendiriyor. Abi sen tek başına cumhuriyet kurmuşsun burada. Hepsini sen konuşmuşsun. Bir şey söyleyeceğim. Hugi Wugi sence Türk karakterler için en iyi kim seslendirir? Seslendirir. Kim olarak? Nasıl yani? Yani herhangi bir aklına gelen biri var mı? Hugi Wugi. Tabii ki var. Scooby-Doo ya. Hugi Wugi'nin sesiyle Scooby-Doo'nun evet. Sesi aynı. Aşırı derece. Belki benim... bu adam seslendirmiş olabilir aslında. Ha, olabilir. Doğru söylüyorsun. Scooby-Doo'yu bu adam evet. Seslendiriyor olabilir. Bu arada benim bir de kafamda şöyle bir şey var. Pratik oyunun şey tepe göz sesi. Tam gider. Hugi Wugi'ye tam gider yani o ses. Baba beni evlat edin. Tam ses şöyle çıkmıyor bu. Ne yapıyorsun dostum? Ya çok güzel yapıyorsun ya. Gerçekten çok iyi. Tam öyle çıkıyor sesi. Bak. Güzeldi gerçekten. Teşekkür ederim. Devam edelim. Hugi Wugi karşımıza böyle çıksa silahlı var ya, ölürüz ya. Aynen. Bu arada Hugi Wugi like istiyor arkadaşlar. Ondan dolayı like atmayı unutmayın. Sen yapmak ister misin bir Hugi Wugi'yi? Senden de bir duyalım. Yapamam ki, çok kalın geliyor. Yapamıyorum çünkü. Biliyorsunuz bu kasetlerin içinde bir tanesinde belgesel anlatılan bir bölüm var arkadaşlar. Yani bu Elliot Ludwig hakkında bir belgesel anlatılıyor işte, evet. Ailesini kaybettiğimize dair. Onu seslendiren bir abimiz varmış, David isimli. Kendisi güzel, aslında böyle biraz gazeteci, haberci sesine sahip, spiker sesine aynen sahip. Öyle. Bir onu dinleyelim bakalım, onu yapabilecek miyiz?
Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly. Mesela bu tarz bir ses yapabilir misin? Türkçe söyleyeceğim. Türkçe tabii canım. Çok sevilen Poppy Playtime fabrikasında yönetici olan. Bu hiç olmadı. Ama erkek sesi nasıl yapabilirim ki arkadaşlar? Doğru. Ama biraz sen, şey. Sayasınız. Dur deneyeyim be. Bir kez daha dinleyebilir miyim? Tabii. Ludwig spent countless hours in the factory. Poppy Playtime fabrikasında. Bak o tarz bir şey yapmadı. Poppy Playtime fabrikasında Ludwig. Neydi lan? A Little Ludwig. Ludwig. Poppy Playtime fabrikasında Ludwig Elliot isimli genç bir profesör. Yalnız söyledi ya, adını karıştırdım. Evet, şimdi geldik Cat B karakterine. Cat B. Bunun sesini yaparım ben. Bence de yaparsın bunun sesini. Biraz şımarık kız sesine benziyor sesi. Evet. Bakalım bir dinleyelim nasıl bir sesi varmış. Bu arada seslendiren ablamız da buymuş. Tip de benziyor. Çok tatlıymış. Karakteri evet. Hadi bakalım. Olmak ya da olmamak diyor. Bir daha açsana. Tabii ki. En başta ne diyor? Nyam but get bit. Benzedi ama bence. Benzedi. Helal olsun Kübra. Bak bu harbiden güzel yaptı bunu. Nyam 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 nyam. Benimki başka bir şey gibi oldu. Aynen. Nyam 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 nyam. Ben kedi arı. Arı kedi mi olur? Kedi mi arı mı olur? Make a Friend'de yaptığımız şey bu arkadaşlar. Bilmeyenler için Chapter evet. 1'de tasarladığımız oyuncak da bu. Güzelmiş bu arada gerçekten. Bu abla başka evet, kimseyi yani. Herhalde seslendirmiyor. Bu arada iyiymiş sesi ya. Evet, bu da Candy Cat'in seslendirmecisi. Bu arada karakteri bilmeyen arkadaşlar için şöyle Candy Cat'i göstermek istiyorum. Evet, bu biraz daha erkekimsi bir sesi var. Kalın bir sesi var. Büyük aynen. Abla. Yaşı büyük galiba o yüzden. Yaşı büyük. Bu seslendiren sağdakiymiş gibi. Evet ama yaşı belki ben... eski fotoğraf olabilir. Doğduğu zamanki fotoğrafı kullanmışlar videoda. Evet. Ev olan abla seslendirmiş bunu da. Bir alabilir miyiz aynı sesi senden? Bir daha, bir daha. Kalın biraz ama. Zor yaparım arkadaşlar. Yaparsın be hadi. Want to be with candy. Çok zor bunu söylüyorum. Ama Türkçe'ye çevirin mesela ne diyebilirsin? Çocuklar bu aralar çok fazla yiyor. Tarz hani böyle biraz inmeli çıkmalı. Kediler çocuk. Kediler çocuktur. Kediler çok sever şeker yemeği. Ha iyi lan. Vallahi bak iyi yakaladı. Az daha bir kalınlaştırsa bir tık daha zorla. Kediler çok sever şeker yemeği. Olmuyor ya. Güldürme beni ya. Tamam, hugi hugi gel abi sen şöyle. Sen şöyle dur abi. Ben evet. En çok Mami'yi merak ediyorum. Bakacağız Mami'ye gelmek üzere. Bu ablamız bayağı bir seslendirme işi yapmış. Daha çok böyle epik çıkartılması zor olan ses evet. Ha geldi. Evet. Bu arada bu abla ile ilgili çok güzel bir hikayem var anlatmışımdır zaten canlı yayında. Kendisine yazdım. Çok merak ettim acaba bir böyle tık bir spoiler verir mi diye de vermedi ya. Evet. Cevap vermedi değil mi? Görmemişti. Görmedi. Bilerek vermemişti. Bilerek vermedi. Çünkü anlaşmaları olduğu için, sözleşme olduğu için bilerek büyük ihtimalle vermedi ama ben öyle bir damardan yazdım ki Kübra hem Allah'ını böyle... Allah'ını seversen söyle. Yok ya ben hani spoiler istemeden istiyor gibi istedim böyle çok anlaşılmadan da yemedi abla ya. Abla bir ses gönder bir mumi geliyormuş gibi yapsana falan. Bu arada karakterle sence seslendiren benzerliği var mı? Bence gözleri çok benziyor, dudakları da çok benziyor. Evet. Çok tatlı bir kadınmış zaten. Mami Longless'i Elsie. Elsie diye okunuyor galiba. Elsie diye de okunuyor. Bilmiyorum yani, nereli olduğunu farklı okunabiliyor evet, da. Norveçli falansa aynen. Daha farklı okunuyor olabilir dediğin gibi. Şimdi Mami Longless'in sesini dinleyeceğiz. Biz tabii ki oyunda çok fazla dinledik de. Kübra'cığım evet senden güzel bir performans tamam. Göreceğiz inşallah. Deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman bir dakika. Heh. Arkadaşlar Mami için like atın lütfen ve abone olun. Sizin için yapacağım Mami Longless. Hadi hadi. Hadi bakalım. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you... Çok zor. Ay çocuklar, hiç eğlenceli bir şey değil bu. Güzel. Güzeldi. Güzel yer. İngilizcesini söyleyemedim ama. Yer, valla. İngilizcesini söylemek zor oldu ama. Yer çok abi, çok güzel yer bu. Gerçekten çok iyi. ben hani Türkçe oynasaydım
yerdim yani bu sesi, anladın mı? Derdim ki yakışmış derdim, helal olsun. Biraz daha bir kuple daha alak ya, güzel gidiyor. Biraz daha dinle. Part of the code for the train. Look up. Evet, kilitli yerden geçeceksiniz çocuklar. Biraz bozdu ya, ilk denediğim i̇lk, gibi oldu. İlki çok iyiydi, ikinci de biraz bozdu ama gerçekten iyi. Gider yani, biraz teşekkür daha... Teşekkür ederim. Evet, i̇şte. Papi. Nola isimli bir ablamız seslendiriyormuş Papi'yi. Bu arada niye Papi'nin ismi Papi Playtime diye yazıyor aşağıda onu bilmiyorum, evet. Ama her neyse. Zaten andaşlarımız görmüyor şu anda büyük ihtimalle. Andaşlar bakalım Papi'nin sesi nasılmış. Benim en çok sevdiğim, en favori karakter zaten Papi oyundaki. Taklit edecek kanalda. Evet, bakalım deneyeceğim. Bakalım sesi dinleyelim. Sorry. I didn't mean to scare you. Çok üzgünüm. Seni korkutmak istemedim. Hiç olmadı ya. Ne yapayım lan, kız sesi çıkmıyor. Ancak o kadar çıkıyor. Bunun sesi Bubble'ın sesine benziyor biraz. Poppy'nin sesi. Evet, yap bakalım. Bir daha geri alsana, bir deneyim. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. Çok üzgünüm. Bugün yetişemeyeceğim ama daha sonra tekrar uğrayabilirim size. Güzel, evet. Güzel. Çok ama duymuyor. Ses tonu biraz bir fark ediyor. Bir tık daha bebeksi olmalı. Anladım. O bebeksiliği de vermiş. I was just trying to get the power. Bu ablalarımız, bu abilerimizin çoğu profesyonel. Evet, bazıları oyunu yapan ekipten seslendiren de olmuş ama gerçekten çoğu hani profesyonel seslendirmeci, özellikle Mami Longless'i seslendiren kişi yabancı ülkede bayağı bilinlik bir seslendirmeci. Hadi devam edelim. Evet. Yine gördüğünüz gibi Stella'yı da bu ablamız seslendiriyor zaten bu şekilde. Zaten herkes bize şey demişti, Stella ile Poppy işte aynı kişi mi sesleri falan. Bunu fark edip yoruma yazmıştınız arkadaşlar. Evet. Ben fark ettim zaten bunu. Evet, benziyor gerçekten. Evet. Böyle... Sesleri benziyor yani cidden. Zaten aynı kişi seslendirdiği için. Zaten Stella'nın da aynı kişi olduğunu söylüyorlar. Poppy'ye evrildiğini yani. Oyuncak olarak Papi'ye evet, dönüştürmüş. Böyle bir şey ama söylüyorlar ama. Tam olarak şu anda bir şey açıklanmadı ama gerçekten ona doğru gidiyor gibi gözüküyor. Devam edelim. Hi kids, welcome to the game station. Abla sen sesi... nasıl iki sesi yaptın? Çok başka. Evet, bir bu arada Papi'yle şeyin ablanın nasıl sesinde nasıl çok güzel enerji var, biliyor musun? I'm trying to get the power back on. Here. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. Evet. Çok var mı? Var. Bunu yapabilir misin? Merhaba, ben Stella. Bu fabrikada yönetici asistanıyım. Yeni gelen çocuklara yol göstereceğim ve onları eğlendirmeye çalışacağım. Biraz yankı lazım. Yankı olsaydı tamam da oynayacaktım. Merhaba, merhaba. Nasıl yapabilirim ki onu, yapamam. Boşun. Çok güzel yapmışlar. Devam edelim. Bakalım Stella'nın dışında. Evet. Ay. En zor karakter gıcık. Gerçekten. Abi sen, bak bu adamı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü bu tırtılın sesi çok zor abi. Böyle nefes alma sesleri falan var. Garip bir karakter yani. İyi seslendirmiş. Bakalım nasılmış. Warren Warren. Çok zor ya valla. Ben bugün çok eğlendim. Ancak böyle bir şey gider bunu, anladın mı? Tipi de zaten böyle gofikli bir tipi var. Baksana. Aynen. Of, benimle eğlenmeye hazır mısın? Ay öyle çıkıyor sesi, gerçekten çok iyi yaptın. Ay, adam böyle mi olmuş mesela? Sonunda da havladı bir. Bak anormal karakterleri bu abiye bırakmışlar. Brondur. Tırtıldır. Zor olan. Zorları bu abiye yüklemişler. Devam edelim bakalım. Bruno nasıl yapmış merak ediyorum. Hadi çocuklar. Hindistanlı oldu lan bu. Biraz daha dinleyeyim de yapacağım. Hadi çocuklar, hep birlikte eğlenelim. Anlar mısınız? Hindistan style oldu, olmaz. Ama o da öyle yapıyor. Abi Hindistanlı olabilir mi acaba Kübra? Olabilir. Sen yapmak ister misin bir bro? Ben hayatta yapamadım, çok fazla. Gerçekten. Bu adam gerçek hayatta da böyle konuşuyor galiba. Arada böyle ekliyor. Woo! Falan. Zor. Evet, bu abimiz zaten kendisini seslendirdiği için şey yapmaya gerek yok. Evet.
Şimdi Kübra'cığım, senden son bir şey daha rica ediyorum. Eğer ki bunu yapabilirsek tadına doyum olmayacak. Nedir? Bir Puppy Playtime'ın şöyle bir girişini sanki sen seslendiriyormuşsun gibi yapsak. Yani düdük gibi mi? Hayır. Ya? Fragmanda vardı ya, sen muhteşemsin diyordu ya Puppy. Bir onu yaparak final yapalım mı? Yapalım. Hadi Puppy, bakalım. Puppy'nin sesiydi değil mi ince? Mami'nin değil. Yok, Mami'nin istemiyorum. Senden Puppy Playtime'daki Puppy'nin sesini istiyorum, tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar çok zor, lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Çok zor, deneyeceğim ama sizin için. Hadi bakalım, çok az kaldı. Bu arada altyazıları falan göstereceğim ben sana. Tamam. Yani sen rahat bir şekilde Türkçe'ye çevirmeye çalışacaksın sadece. Tamam. Yani Türkçe dublaj istiyorum, anladın tamam. mı? Tamam. Arkadaşlar deneyeceğim sizin için. Bakalım Puppy'nin sesini yapabilecek miyim? Tabii ki birebir aynısı olmayacaktır ama benzeri olacaktır, yakın olacaktır. Hani Türkçe olsaymış kübik yaparmış dersiniz bence. Deneyeceğim o yüzden. Vallahi biz de bekliyoruz dört gözle Kübra'cığım. Ondan dolayı seni birazdan çok önemli bir göreve davet edeceğiz. Şu anda Puppy Playtime eğer ki Türkçe olsaydı Kübra seslendirir miydi? Hep birlikte ona bakacağız. Efekt seslerini koymuyorum bilerek. Hı hı. Sana bırakacağım. Rahat bir şekilde elinden geldiğince. Tamam. Sesini açalım, onun sesini bir duyup sonra konuşayım. Onun sesini de vermeyeceğim. Direkt sen şey yaptığın kadar. Ama onun sesini bir duyayım bir tık. İlla bir tık duymak istiyorum. Bir duyayım ki arkadaşlar kulağım bir ona desin ki ha bu böyle diyor desin. Tamam hadi hazır mısın? Hazırım. Seni kırmıyorum Kübra'cığım. Tamam. Güzel bir şekilde bütün hazırlıklarımızı da yapıyoruz Kübra için. Arkadaşa gerçekleştiriyorum. Hazır mısın? Şöyle bir sesini ahem ahem yap. Evet. 3 2, 1 ve Kübra'cığım kolay gelsin sana. Şimdi önce oyuncağımızı çeksin Papi'cim. Çok merak ediyorum. Mami'cim çekiyor pardon. Mami'cik çekiyor. El de jelibon gibi ısırmak istedim. 3, 2, 1 başlıyorum. Korkunç şeyler oldu. Nereden başlasam bile bilemiyorum. Kaybetmek için çok mükemmelsin. Büyük tehlikedesin. O senin her hareketini izliyor. Bu yüzden dikkatli olsan iyi olur. Annem misafirleri sevmez. Yeni bir oyun arkadaşı. Burayı mami söylüyordu. Mami gibi yapsaydın orada. Yeni bir oyun arkadaşı. Evet. Ya uzun zamandır şöyle bir video yapmıyordum. Çünkü arkadaşlar biz Roblox'ta falan da aslında seslendirme yaparak yapıyoruz hikayelerin çoğunu. Roleplay'leri yani, falan. Roleplay'leri yaparken çok fazla seslendirme yapıyoruz. O kadar da acemi değiliz aslında. Yani bayağıdır bildiğimiz bir konu ama burada tabii ki başka insanların daha önce bir kalıba alınmış bir sesi taklit etmek daha zor tabii ki. Onu da denemiş olduk. Hoşuma gitti benim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kübra'cığım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun zamandır böyle Puppy Playtime'ın fragmanını, ilk o giriş sahnesini böyle Türkçe çevirecek birini arıyordum. O sen misin? Çok teşekkür ediyorum gelip katıldığın için, videoya birlikte eşlik ettiğin için. Bu arada Hugi Wugi'ye, Kisimisi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.